Şirime. Mehmet. Neyiniz var sizin? Yok bir şey. Hadi yatın artık, geç oldu. Gel. Neden söylemedin? Daha ne kadar saklayacaksın? Karışma benim işime. Esma. Buyurun sultanım. Tacım getir bana. Kim yaptı bunu? Malumatım yok sultanım. Siz mi yaptınız yoksa? O yaptı. Sen kimsin? Nasıl benim tacıma dokunursun? Vallahi ben yapmadım sultanım. Elimi bile sürmedim. Yalan söylüyor anne. Gözlerimle gördüm. Sultanım, ben nasıl dokunurum sizin tacınıza? Defol. Git buradan. Bir daha gözüme görünme. Defol! Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Şimdi olmaz şehzadem. Kendisi halvetteler. O zaman ben de halvet istiyorum. Oğlum öyle şey olmaz. Sen hala bitirmedin mi işini? Daha taşlıktakilere yardım edeceksin. Ben... Hışşş! Bir de cevap verme. Sultanımızın tacını kırmadan evvel düşünecektim bunları. Temizle. Şehzadem. Necva fi vavi. Bana ne cariyeden, ne hal varsa görsün. Mirima, beni delirtme. O cariye senin yüzünden kovuldu. Gidip her şeyi anneme anlatacaksın. O cariye tekrar buraya gelecek. Hayır, anlatmayacağım. O vakit ben anlatırım. Mehmet dur. Ne yapıyorsun? Çocuklar geç oldu. Hadi üzerinizi değiştirin. Selim, kılıcını daha dik tut. Tutuyorum işte. Öyle değil, biraz daha kaldır. Daha kılıç tutamıyorum. Sen git gel bir karşıma. Sen görürsün şimdi. Ah, öleceğim seni. Hadi gel, hadi, hadi. Hadi gel. Tamam çocuklar, kâfi. Hadi içeri girin. Ama... Selim, kâfi dedim.
Mehmet sen kal. Hiç rahat durmuyorlar. Böyle devam ederse hiçbir şey öğrenemeyecekler. Bakalım sen neler öğrenmişsin. Al kılıcını. Kaybettin kardeşim. Kardeş Sevgin. Nasıl kıyarsın ona? Anne ne oluyor? Biz sadece kılıç tayini yapıyorduk sultanım. Kimi kandırıyorsun sen? Nerede Selim? Beyazıt nerede? Ne yaptınız evlatlarıma? İşte geliyorlar. Mühim olan sessiz olmanız. Avınız sizi fark ettiğinde ok çoktan yaydan çıkmış olmalı. Attığınız her adıma, hatta aldığınız soluğa dahi dikkat etmeniz lazım. Ben soluğumu tutarım. Ben soluk bile almam. Mehmet göster bakalım. Biz birkaç gün daha buradayız. Şehzadelerimle ava çıkacağız. Sen artık saraya dön Hürrem. Evlatlarımdan hiç ayrı kalmadım. İçim rahat değil. Hünkârım, Valide Sultanımızın emriyle gelmiş. Valide Sultanımız ivedilikle gelmenizi rica etmişler. Mühim bir meseleymiş. Neymiş mevzu? Bir malumat yok hünkârım. Mirman dolanma tepemde. Çok rahatsız olduysan içeri git. Yakında gideceğim zaten. Nasıl? Nereye? Annemle konuşacağım. Artık benim de bir dairem olmalı. Hayal görme. Seni asla dinlemez. Yardım etsene bana. Ne yardımı? Annemle sen konuş. Hayatta olmaz. Mihrimah ne olur. Sen bir yolunu bulursun. Bulurum bulmasına da. Benim bu işten ne kazancım olacak? Ne istersen veririm. Anneciğim. Çocuklar. Haberiniz var mı? Abiniz Mustafa Sancak Bey'e tayin edildi. Manisa'ya gidecek. Yaşasın. Mahidevran Sultan da gidiyor o zaman. Neşim ha. Ne güzel. Keşke ben de gitsem. Sultanım. Esma. Gülşah Hatun geldi. Sizinle konuşmak istiyormuş. Ha evet. Çok mühim olduğunu söyledi. Bana söyle dedim, olmaz dedi. Sizinle görüşmesi lazımmış. Allah Allah. Esma git getir şunu. Bakalım neymiş derdi.
Acele etme. Her şeyin bir vakti var. Peki nasıl ikna edeceksin? Sen orasını bana bırak. Sultanım. Çocuklar hadi siz içeri. Zade Mehmet için daire hazırlanıyor. Anne. Benim aslan oğlum. Vakit geldi. Artık kendi dairende kalacaksın. Sevgili abicim, hayırlı olsun. Unutma abicim, bu daireyi benim sayemde aldın. Sağ ol kardeşim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Öyle teşekkürlü olmaz. Ne istersem yapacağını söyledin. Tamam, söyle. Benim adıma bir mektup yazacaksın. Ne mektubu? Kime? Bali Bey'e. Sen göndermiş olacaksın. Fakat içinde benim mektubum olacak. Hayatta olmaz. Söz verdin. Olmaz öyle şey. Sen beni ne sandın? Mehmet. Sultanım. Mehmet. Mihrimah. Nereye böyle? Annem bir daire hazırlatıyor. Onu görmeye gidiyoruz. Ne dairesi? Benim için sultanım. Artık benim de abim gibi bir dairem olacak. Anne. Siz burada mıydınız? Maide Evren Sultan, Mehmet için hazırlattığınız daireyi kapattı. Buna hakkımız yokmuş. Mehmet nerede? İçeride. Çok üzüldü. Mehmet. Sakın üzülme oğlum. Bu sarayın en güzel dairesi senin olacak. Hı? Sultanım. Yine kaybettin kardeşim. Bir dahaki sefere yeneceğim seni. Ama kim bilir ne vakit. Malum yarın Manisa'ya gidiyorsun. Abi biz de gelebilir miyiz? Hayır Selim. Sizin yeni sünkârımızın yanı. Ama çok özleyeceğiz seni. Ben de sizleri özleyeceğim. Fakat vazife beni bekler. Neden gidiyorsun ki oraya? Devlet tecrübesi edinmek için Beyazıt. Manisa büyük bir sancak. Orayı idare etmede muvaffak olan şehzade gün gelince devleti yönetir. Babam da Manisa'dan çıkmıştı tahta, öyle değil mi? Evet. Sen de mi tahta çıkacaksın abi? Babam gibi padişah mı olacaksın? Yüce Rabbim babamız Sultan Süleyman'a uzun ömürler versin. Daha nice yıllar bu cihana hükmedecek. Onun acı kaybını yaşamaktansa şehzade olarak ölmeyi tercih ederim. Fakat kader ne gösterir bilinmez. Belki de tahta vaktinden evvel çıkmam icap edebilir. Buna hazır olmam lazım. Zira o gün geldiğinde bu cihana ben hükmedeceğim. Bu yüce imparatorluğun kaderine ben yön vereceğim. Baba! Hünkârım. Şehzadelerimi böyle bir arada görmek ne güzel.
Matrak oynuyorduk kardeşlerimle. Gitmeden evvel benimle de oyna isterim. Şeref duyarım hünkârım. Gözüme bak. Dik dur. Daha dik dur. Gel. Yine kaybettim. Neden kaybettiğini söyle bana. Siz daha kuvvetlisiniz hünkârım. Eğer kuvvet kâfi gelseydi kılıca ihtiyaç duymazdık. Bir gün büyüyeceksin şehzadem. O vakit karşına belki senden çok daha kuvvetli bir düşman askeri çıkacak. O zaman ne yapacaksın? Şerefli bir asker gibi dövüşerek şehit olacağım. Bundan hiç kuşkum yok. Lakin eğer sen şehit olursan o vakit ordu dağılır, bozgun başlar. Devlet-i âliye zor durumda kalır. Benim sözlerime kulak verip çalışırsan işte o gün ölen sen değil, düşman askeri olur. Rakibin ne kadar kuvvetli olursa olsun bu onu yok etmek için kâfidir. Yeter ki kılıcına kasların değil aklın hakim olsun. O vakit karşında ejderha olsa duramaz. Ejderha mı? Evet. Lakin sen ejderha görürsen yine de uzak dur. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Söyle yemeği buraya getirsinler. Şehzademle birlikte yiyeceğim. Emredersiniz hünkârım. Derhal hazırlatıyorum. Mustafa abim buraya mı geliyor? Evet. Onu saltanat vekili tayin ettim. Sefer süresince burada sizinle birlikte olacak. Bunu kardeşlerime söylemem lazım. Onlar da çok sevinecek. Müsaadenizle hünkârım. Müsaade senin. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Gel şöyle yaklaş. Mihrimah benim en kıymetli hazinemdir. Sen onu bir beladan kurtardın, beni bin. Bugünden itibaren senin yevmeni 100 akçeden 150 akçeye çıkardım. Helale hoş olsun. Hünkârım. Rüstem kulunuzu ihya ettiniz. Yüce Rabbim size ve evlatlarınıza uzun ömür versin. Amin. Bir sıkıntın varsa söyle. Sayenizde hiçbir sıkıntım yok hünkârım. Hanende huzuru buldun mu? Henüz değil hünkârım. Aile mühimdir Rüstem. Bir an evvel karını seç ve evlatlarını kucağına al. Nasip olursa benim de isteğim budur hünkârım. Âlâ. Destur! Şehzade Mehmet Hazretleri. Gözünüz gönlünüz doydu. Yerinize geçin. Mihrimah, bu ne güzellik böyle? Abicim, sen de çok yakışıklı olmuşsun. Haremi birbirine katmışsın gene. Yalnız harem mi? Şehzademiz cihanı birbirine katar. Gidelim mi artık? Mustafa abim yakında gidecek. Nihayet. Mahidevran Sultan için söyledim. Malum, birlikte gidecekler. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri ve Şehzade Mustafa Hazretleri. Mihrimah'ım.
ayım, güneşim. Dur. Bakayım sana şöyle. Nasıl da büyümüşsün. Sizi çok özledim. Mehmet. Hünkârım hoş geldiniz. Genç bir şehzade olmuşsun. Aslan parçası. Görünce şaşıracağınızı söylemiştim. Söylediğin kadar varmış. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş bulduk. Size en az benim kadar özleyen biri daha var. Validem. İsterseniz onu daha fazla bekletmeyelim. Validem. Mehmet'im. Aslanımın kıyafetlerini getirin. Ne oluyor? Nedir bunlar? Şehzadem, merasimde giymeniz için. Terziler üzerinizde görmek istiyor. Çok yakışıklı olacaksınız. Evet. Kimin oğlu? Malum bütün gözler üzerinde olacak. Bir veliaht şehzade nasıl olurmuş görsünler. Ben veliaht değilim validem. Beni oğlumla yalnız bırak. Artık çocuk değilsin Mehmet. Bu yemin senin taht yolunda attığın ilk adım. Vakti gelince sancağına çıkacaksın. Mustafa'nın senden büyük olması bir şey değiştirmez. Zira büyük olan değil, güçlü ve zeki olan tahta oturur. Bunu sakın aklından çıkarma. Sen ondan güçlü olacaksın. Bir gün gelecek, cihanı sen yöneteceksin. Sen. Hünkârım. Mehmet'im. Aslan parçam. Şükürler olsun ki bugünleri de gördüm. Hocalarınla bizzat konuştum. Ziyadesiyle memnunlar senden. Gurur duydum seninle. Dile benden ne dilersen. Ben sizin gibi bir cihan padişahının evladıyım. Daha ne isteyebilirim ki? Sultan Süleyman'ın Hazretleri.
evvelki merasim bu kadar kalabalık değildi. Bu daha ihtişamlı. Ne alakası var? Her şey aynı. Usul, erkan neyse o. Bismillah! Allah Allah! Hü! Yolum yolunuz, kolum kolunuz, dolum dolunuz, dinim dininiz, başım yolunuzda, canım uğrunuzda, malım törenizde kurban. Dilim tercüman, erenlerden ferman. Tuz, su, ekmek gördüm. Yoldan ayrılırsam, tuttuğunuz kılıç boynuma doğrak, mürdüm. Gerçekler deyimine, pir gayretine. Ya Ali! Hü! Hü! Ey Muaviye ümmeti, ey düşmanı Muhammed'i. Siz küfrani, biz şükrani. Siz bir taraf, biz bir taraf. Gök girsin, kızıl çıksın. Kendi kılıcımla doğranayım. Yer gibi kertileyim. Toprak gibi savrulayım. Demek yarın çıkıyorsun ulan. Bir an evvel vazifemin başına geçmem icap eder hünkârım. Keşke ben de seninle gelebilsem. Üzülmeyin şehzadem, ziyarete gidersiniz. Elbette hünkârımız münasip görürse. Torunum doğunca ziyarete gideriz elbet. Hem Manisa'yı da özledim. Eski günleri yad ederiz. Çok sevinirim hünkârım. Şeref duyarım sizi ağırlamaktan. Ben de vakit sancağı çıkarım hünkârım. Ne diyorsun Mustafa? Sence Mehmet sancağı çıkmaya hazır mı? Arzu ederseniz nasıl kılıç kullandığını görüp siz karar verin. Bu kez yenebilirim seni. Çok yaklaşmıştım geçen sefer. Göreceğiz. Şehzadelerin kılıçlarını getirin. Hünkârım.
Hoş geldiniz. Mehmet. Burnuna ne oldu? Benim eserim. Kazara oldu. Önemli bir şey değil. Basit bir sıyrık sadece. Validem görmesin. Sonra çok üzülür. Ha bu arada validem demişken bugün senin için cariyeler seçilmesini istedi. Mihrim ha. Mayıs'a sarayı ne vaziyette sultan? Teşrifiniz için hazırdır umarım. Merak etmeyin paşam. Aslanım rahatım için ne yapılması lazımsa buyurmuş. Alem. Gerçi size yabancı bir saray değil. Uzun seneleriniz geçti orada. Öyle. Hayatımın en güzel günleri orada geçti. Şöyle gelsin. Paşam. Yaklaş. Taşlıcalı Yahya. Şehzademiz Mustafa ile tanışmıştın zaten. Şehzadem. Şehzademiz Mehmet. Hatice Sultanım. Şeref duydum Sultanım. Mahidevran Sultan. Sultanım. Ve Mihrimah Sultan. Taşlıcalı seni buraya çağırdım. Çünkü şehzademiz öyle istedi. Doğru. Yarın sabah Manisa'ya gidiyoruz. Eğer kabul edersen benimle gelmeni istiyorum.